Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismihi subhanehu aziz sıddık Çanakçılı kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daimen. Aleyküm selam deseniz. Selam veriyorum. Te asrın derinliklerinden de olsa selam selamdır. Vermesi sünnet, alması farzdır inşallah. Ben şiddetli bir işaret ve manevi bir ihtarla sizin üçünüzden Risale-i Nur'un hatırı ve bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim ki. Çok önemli bir şey demek ki, değil mi? Yani ne kadar rica etti. Ne dedi? Manevi bir, şiddetli bir işaret ve manevi bir ihtar da gelmiş bu hususta. Risale-i Nur'un hatırı, bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim ki. Ne kadar rica etti. Dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız. Dehşetli yeni bir yaradan bahsediyor. Bakalım yara neymiş? Şimdi hani mektupları okurken şöyle bir gözlükle bakarsak bu mektuplardan hiçbir istifade edilmez. Geçmiş zamanda üstadın talebeleri arasında bir münakaşa, bir hadise olmuş. Üstad da bir mektup yazmış. İyi, şifaen dinledik. Sadakallahül azim hesabı. Böyle bir ders dinlenilirse bu dersten hiçbir şey almayız. Yine aynı tas, aynı hamam, başa gelen musibet ve hadiselerde ne yapacağımızı şaşkın tavuk gibi bilemeyiz. Ama bunlardan bu mektup bugün bize yazılmış, bir şeyi ihtar ediyor, bize bir şey öğretmek istiyor. Bunun altında acaba ne mana var? Bunu buraya tatbik etsek, yani şu cemaate tatbik etsek acaba ne olur? Bu imtihanda sakın biz de aynısında olmayalım ha. Açısından bakılırsa o zaman dersten istifade olur işte. O zaman çıkan hadiseler karşısında insan gayet sabırlı, metanetli, ne yapacağını bilen şuurlu bir insan olur. Hani geçen yıllarda bir imtihandan geçtik. Çoğu insan şaşırdı, biliyorsunuz mu? Yılların nurcusu dediğimiz adamlar şöyle dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık dediler. Yani nereye gidelim, ne yapalım? Çünkü hep ne için okumuş? İşte Aziz Sıddık kardeşlerim, işte Kur'an yolunda arkadaşlarım dinlemiş. Mektup dinlemiş o. Yani güzel güzel mektup okumuş. Yoksa ya şu Kur'an'ın tefsiridir. Bize bir yol gösteriyor. O gözlükte yolumuza bakalım da başımıza gelen hadise de ne yapacağımızı bilelim nazarıyla bakmamış. Yıllarca 50 sayfa okudum, 100 sayfa okudum. Hani okumayla geçmiş zamanı yani. Yoksa manayla meşgul olmamış. Yani şuradan 20 sayfa okuyacağımıza bir tane meseleyi iyi bilelim. Yarın bir gün bir hadise çıktığında tak ne yapacağımızı biz biliriz kardeşim. Burada böyle hareket etmek lazım diye istikametini, nizamını insan şaşırmaz. Yoksa hemen istikamet şaşırır. Yılların nurcusu ol. Anında istikamet şaşıyor. Neymiş bakalım? Gizli düşmanlarımız iki planı takip ediyor. Gizli düşmanlarımız. Şimdi bu üstadın gizli düşmanları mı? Kimin gizli düşmanı? Ha, gizli düşmanlar o zaman da varmış. Üstadı zehirlemeye çalışmışlar. Şimdi yok herhalde. Yoktur da. Artık hükümette artık sağ kanattan olunca daha düşman mı kaldı? He? Daha da çoğalır, değil mi? Perde üstünde olanlar da tamamen perde altına çekildiler. Hani bundan 10 sene önce her tarafta baş kesen dinsizler, efendim komünist olanlar neredeler? Yok olmuşlar. Münafıklığa dönmüş. Münafık olmuşlar. Daha beter. Hepsi girmişler, cemaatlerin içerisine girmişler, partilerin içerisine girmişler, hepsi dindar olmuşlar, değil mi? O canım
komünistler, dinsizler, masonlar, münafıklar hiç yoklar piyasada. Hepsi dindar olmuşlar. Asıl şimdi gaflet olur işte. Bunlar da iki planı takip ediyor. Biri beni ihanetlerle çürütmek. O zaman da üstad baştaydı, değil mi? İhanetlerle çürütülmeye çalışılıyor. Üstada şu sözü dahi söylemişler, bakın Bediüzzaman gibi bir zata. Demişler ki geceliğin baklavalarla fahişeler yanına gidiyor. Hani bu üstada yakıştırılabilecek bir söz mü? Bir de bunu imza ettirmeye kalkmışlar ha. Sarhoş bir adam bulmuşlar, onu imzalattıracaklar. Sarhoş bunu görmüş, demiş ki tövbeler tövbesi demiş. Ben böyle bir şey imzalamam demiş, adam kaçmış yani. Ama adamların elinden ne gelirse, neyi nereden tutturabilirse hepsini yapıyorlar. Yani bunların acıması yoktur ya. Bu şimdi o zamanda bir hadise mi olmuş? Onu mu yazıyor burada? Bu dediğim hadiseyi burada kitapta yazıyor. Bunu bugün de yapıyorlar. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne diyorlar biliyor musun? Neyden dolayı içeriye aldılar? Dediler ki işte kadın getiriyor. Bilmem Ukrayna'dan da bir yerden bir garı pazarı varmış adamı. Ya böyle bir adam böyle basit adi bir şeyle suçlanır mı? Maksat ne? İmajı aşağı almak. Ya bak çok güvendiğiniz hoca bile ne çıktı? Yani oradan İslam'ı yıkmak. Yoksa hocanın şahsıyla meşgul değiller. Onun üstündeki hocalık elbisesiyle meşguller. Bak yine devam ediyor. Ama bir de bunu nasıl bir zamanda yapıyor? Böyle hani her taraf müferra, İslam serbest dedikleri bir konumda yapıyorlar. Ha demek ki bu cereyan devam ediyor. Dikkatli olmak lazım. En güçlü göründüğün zaman da seni içten ne yapar? Dağıtır. İkincisi, mabeynimize bir soğukluk vermektir. Birbirimizden nefret ettirmek. İkinci planları da bu. Üstad diyor ki benim yanımdaki koğuşa casus bir adam soktular diyor. Görsen adam ne kadar nur talebesi. Senden benden nurcu. Her türlü ha işin içerisinde. Ama adam nur talebelerinin mabeynine fitne fesat ekmek için o zamanda bu işleri yapıyorlar. Bu zamanda değil. O zamanda bu tezgah kurulmuş. Yani buradan ne anlamak lazım? Sen ne anlıyorsun Ferit? Dikkatli olmak lazım, uyanık olmak lazım. Değil mi? Yani sen artık buradan nurcusun, işte hayatın ne güzel geçiyor, hiçbir imtihan yaşamıyorsun, değil mi? Bu gaflete itmemesi lazım. Bak peygamberin meclisinde 1000 tane münafık var. Peygamber her gün ders yapıyor, hiç onları almıyor. İçleri başka, dışları başka. O şimdi peygamberden daha mı iyi ders vereceğim değil mi? Ama yok, tesir etmiyor. Arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım. Bakıyorlar ki hariçten Müslümanlara bir şey yapamıyorlar. Bu sefer dahilden bir şey yapma, dahilden bir şey çıkartma tarafıyla hareket ediyorlar. Bu eskiden beri tatbik edilen bir şeydir. Ne diyor bak buna mukabil üstad ne diyor? Başta Hüsrev aleyhinde bir tenkit ve itiraz ve gücenmek ile bizi birbirimizden ayırmaktır. Bizi birbirimizden ayırmak. Böl, parçala, yut. Yani şu mesela bir hadise oldu da burada bir cemaat içerisinde bir karışıklık oldu. Siz zannediyorsunuz mu ki bu masumane bir olay? Masumane işte ya o oyunu anladı, bu yanlış anladı filan. Böyle mi olduğunu zannediyorsun? Böyle olabilir mi? Tabii şu cemaat içerisindeki muhabbet, uhuvvet, yıllarca bir hukukun var değil mi? Böyle basit olabilir mi yani? Ben şimdi bu adamla yıllarca dost olayım ama yarın bu adama düşman olayım. Nasıl olabilirim değil mi? Bu kadar bir değişim beklenebilir mi bir insandan? Ama oluyor da bir sebebi var değil mi? Yani oluyor da kendi kendine olmuyor. Bir sebebi var, her şeyin bir sebebi var. O sebepler de nedir? Münafıkhane,
hareketleri, münafık cereyan durmaması, çalışması, efendim dahilden hareket etmesi, yani bu noktada çok ihtiyatlı olmak lazım. Ama savunma sistemi ne? Savunma sistemi, kardeşim, biz tesanüt içerisinde, bak biz her şeyden taviz veririz ama uhuvvetten taviz vermeyiz. Uhuvvetten taviz yok. Niye? Uhuvvet olduğu sürece cemaat vardır. Ya ben senin hakkında, aleyhinde Kadir abi bir şeyde bulunsam bitti yani artık, değil mi? Yani her şey bitti ama sen yanlış yaparsın, ben yanlış yaparım. Yanlışımıza, doğrumuza biz bir cemaatiz artık. Biz buradayız. Yanlışı düzeltme imkanın var ama cemaat dağılırsa, tesanüt bozulursa artık bunu daha telafi edecek bir şey kalmamıştır. Yani yıkılmış, her şey bitmiştir yani. O yüzden her kim ki uhuvvetin aleyhine yanlış bir yolda gider, bu noktada bunu ikaz etmek de bize vazife olarak düşer. Yok kardeşim, sen kaç dereden su getirirsen getir, senin tuttuğun yol yanlıştır. Bitti. Çünkü bizi birbirimizden ayırmak, ben size ilan ederim ki Hüsrev'in 1000 kusuru olsa, yani kusur olabilir değil, kusuru var adamın, ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Bak 1000 tane kusuru olabilir demiyor. 1000 tane kusuru olsa var, hakikaten var. Yani dediler ki Ferit şöyle şöyle yaramaz bir adam. Yani böyle görüyorsunuz ama bu adam çok yaramaz bir adam. Ama biz biliyoruz, biz bunu neyle tanıyoruz? Bu hizmet içerisindeki şahsiyetiyle tanıyoruz. Dışarıda nedir ne değildir beni ilgilendirmez yani. 1000 kusuru da olsa kardeşim ben onun aleyhinde bulunmam. Ne olursa olsun. Çünkü doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azim hıyanettir. Çünkü münafık ne yapacak? Ne yapabilir münafık? Bizimle beraber namaz kılsın, bizimle beraber oruç tutsun. Münafık ne yapar? Yapabileceği bize tek bir şey var. Bizi birbirimizden ayırt etmek için birbirimizi düşürmek. Birbirimizin aleyhine geçirmek. Biz birbirimizin aleyhinde olmadıktan sonra ne yapabilir ki? Akşama kadar burada namaz kılsın, hiçbir şey yapamaz. Bütün planları boşa çıkar. Biz şuurlu olursak olur ama bu. Yoksa hakikaten öyle miymiş ya? Allah Allah, yıllardır tanıdığımız Kadir abi meğer böyle birisiymiş, kötü birisiymiş. Şimdi ayet var bu hususta. Ayette bak Cenab-ı Hak bu noktaya temas ediyor. Diyor ki ey müminler, peygamberin hanımı aleyhinde ifk hadisesi denilen bir hadise var. Zina etti dediler Hazreti Ayşe aleyhinde. Bunun içerisine sahabelerden de karışan oldu, biliyor musunuz? Sahabelerden de karışan oldu. Sahabe değil mi? Sahabe işte ama uymuş işte onlara. Ve Cenab-ı Hak en son şu ayeti gönderdi. Dedi ki siz böyle bir şey duyduğunuzda muhakkak o büyük bir yalandır demeniz gerekmez miydi diyor. Biz duyduk ki şimdi Selçuk hakkında bir şey duyduk. Ne diyeceğiz? He? Vay anasını ya, ne üşkiyatçı adammış ya. Vay vay vay, bilmiyorduk gerçekten. En samimi kardeşin dahi olsa muhakkak bu büyük bir yalandır. Ama gerçekten gördü. Sana ne? Zina hadisesinde diyor ki Kazr-ı Muhsanat bahsinde Balalaykasında o ayeti alıyor. Ayet var. Diyor ki gözüyle görmüş 4 şahidi gösteremeyen merdudu şehadettir. Ya 3 kişi gördük işte, bu adam zina etti. 4. kişiyi getiremediklerinden dolayı bunların şahitliği ebediyen İslam mahkemesinde kabul değildir ve bunlara 80 tane sopa vuruluyor. İftira ettiklerinden dolayı gördük. Gördün, sen de görmeyeceksin kardeşim. Cemaati dağıtmayacaksın. Cemaat içerisinde fitneye vesile olmayacaksın. Fitneyi gördün mü örteceksin. Var olsa da sana ne? De benim vazifem mi? Filan kişi zina etmiş, filan kişi bilmem, benim böyle bir vazifem var mı? Yok. Ben işime bakacağım. O Allah'la onun arasında tevbe eder, istiğfar eder. Değil mi? Bu tutulan yol
yanlış bir yoldur. Yani bu noktada uyanık olursa Müslüman, anında ikaz ederse, karşısına çıkarsa o zaman fitne tak kesiliyor. Ama şöyle desen, öyle mi ya? Vay anasın ya. Arkadaş sen gel gel. Abu Kadir abi var ya, öyle birisiymiş var ya, ben de Abu Ferit'ten duydum. Böyle gider. Böyle gider, cemaat dağılır, içten çöker. Ama muhakkak sen büyük bir yanlış içerisindesin kardeşim. Hiç söylediğin söz bir nur talebesine yakışıyor mu? Yazıklar olsun. Dersen o adam bir kendine gelir. Niyeti halisse, saflıktan diyorsa kendine gelir. Ama niyeti halis değilse zaten bakar ki bu çarşıda bana mal yok. O yüzden üstad ne diyor? Ve bana yapılan bu son işkence dahi bu manasız ve çok zararlı tesanütsüzlüğünden geldiğine kanaatim var. Cemaatte tesanüt olmayınca adam bakıyor ki meydan boş. Artık istediğimiz gibi hareket edebiliriz. Ya bu imtihandan biz geçeriz demiyorum. Biz bu imtihanlardan geçe geçe geliyoruz. Cemaatte eski olanlar bilir yani. Eskiden beri cemaatte imtihandan geçer değil mi? Tepeci'deki yıllarda işte Çatalca'da mesela daha eski imtihanlarında bilirsin Kadir abi mesela. Hep bu imtihanlar nasıl olmuştur? Böyle olmuştur. Bir nurcu diğer nurcuya geliyor. Nurcu yani diyor. Bana ne kardeşim? Cemaatten mesela çok istikametli olanlara böyle fitneler çıktığında ben bir tanesini duymuşum. Adam ne dedi biliyor musun? Kardeş o mesele, bir mesele var ise o vakıfların meselesi, vakıfları ilgilendirir. Biz ilgilendirir, biz cemaati, biz işimize bakarız. Bitti. Bitti adamlar, hiçbir fitne fesat bir şey kalmadı. Hiç bulaşmadı bile. Ama iş güzarlık yapayım derken insanlar hep böyle kendini pisliğe batırır. O yüzden dahilde müminler, Müslümanlar, nurcular, nur talebeleri bu şekilde hareket ettikten sonra hiçbir münafık, hiçbir dinsiz ne yapamaz? Cemaati dahilden dağıtamaz. Ama hani üç günden bayılıyorsa hani laf taşıyıcılık, hani münafığın diyor şeyi nedir? Emanete hıyanet eder, laf taşır. Ondan sonra yalan söyler. Yani bu vasıflar oldu mu artık o ona derken zaten o cemaat çökük bir cemaat. Allah bununla bizi imtihan ediyor. Edecektir de. Defaatle yani bir imtihan olduk geçtik değil bu. Bu imtihanlar olacak. Yine olacak. Niye? Elmaslar şişelerden, altınlar bakırlardan ayırt edilmek için diyor burada üstad. Cenab-ı Hak bizi bu musibetli imtihana sokacak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Elhamdülillah bak Çanakçı'da güzel bir faaliyet var değil mi? Bir de üstüne ne var? Bir projemiz var. Hizmet için. Yani cemaatimiz inandığı bir dava var, bir gayret var değil mi? Münafık nerede olacak? Yani parmak nereye karışacak? Şu boş eve hiç hırsız giriyor mu? Boş eve hırsız girer mi? Dolu eve girer. Burada faaliyet varsa burada fitne olacak demektir. Burada hizmet var ise burada imtihan var demektir. Burada imtihan olacak demektir. O yüzden bu noktada Müslüman evvela bir kendi kariyerini ve karakterini belirlemesi lazım. Ben mümin miyim? Kafir miyim? Elbette herkes Müslüman yani. O zaman ben böyle hadisede böyle hareket edeceğim. Yerimde taş yerinde alır. Biz buradayız. Burada olan her zaman kazanıyor değil mi? Bu hadiselerde yerinde olanlar hep kazandılar. Hep bütün cemaat kazandı yani. Herkes yerinde alır, aynı konumunu muhafaza ediyor. Ama hemen birisi bir şey dedi, vululululun peşine giderse maalesef Müslüman her gün meslek değiştiren hiçbir mesleğe sahip olamaz ve hiçbir yerde de yeri olmaz. Niye? Ona bakan der ki ya sen kendi öz cemaatin yıllarca bulunduğun arkadaşını bir kere bırakıp terk edip gelmişsen nasıl buraya sadık olabilirsin? Sonuçta herkesin bir meşrebi, her hizmetin bir yeri, bir konumu vardır yani. Taş da yerinde ağırdır. Ve bu noktadaki vazifemizde münafıklar elbette durmayacak ama biz sağlam olduktan sonra dünyanın şeytanı toplansın hiçbir şey yapamaz. Ve bizim kardeş, bizim bu işlerle işimiz olmaz. Biz hizmetimiz bu, vaziyetimiz de bu.
Biz buraya bu hedefe doğru gidiyoruz. Sen başka hedefe gidiyorsan uğurlar olsun. O